Peki gelelim artık yavaş yavaş sonuçlara. Evet, maalesef açıklamaktan hiç az almadığım beşincilik açıklamasıyla başlıyor büyük final. O yarışmacımız bu hafta en düşük puanını almış. 15.000 TL'ye veda eden ilk isim oluyor. Üzülerek Öznur diyorum. Hı hı. Çünkü hani eksiklerim vardı iki tane maalesef. Evet. Keşke öyle olmasaydı. Yarışmacılardan 11, ben sana 3 puan verebildim. 14 evet. puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada ikinizi tanımak, sizleri tanımak çok bizim güzeldi. Hepsi aile gibi oldular. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ve geldik hemen senin peşinden dördüncümüze Öznur. Yani aslında o menüyle bu sonuç olmamalıydı ama maalesef puanlar ancak dördüncülüğe yetmiş. 15.000 TL'ye veda eden ve bu haftayı dördüncülükle kapatan Gülay. 17 puan diğer rakiplerden, benden de 5 puan aldın. 22 puanla tamamladın. Teşekkür ederim. Sizi tanımak çok güzeldi. Bizim için de aynı şekilde çok tatlısın. Çok memnun oldum. Eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Ve gelelim üçüncüye. Yine bu derece bu emekleri iyi yani. Halil sen oldun. Yani sen dua et de diğer yarışmacılarda eksik menüsü olan vardı. Evet. Hak etmedi bence. İyi gene üçüncü. 18 puan aldın. Ben sana 5 puan verebildim 23 puanla. İzmir'e benden kucak tut, sevgiler, selamlar götür. Güzel İzmir'imize. Seni çok sevdik ama çok, çok şekersin, çok güler yüzlüsün. Hediyelerin için de ayrıca teşekkür. Eline emeğine sağlık. Peki geldik iki dişli çetin ceviz rakibe. Dişli mi, dilli mi? Güzel soru. Fatma Hanım biraz dilli. İkisi de. Ben her zaman konuşurum. Sabaha kadar konuşurum, bıkmam. Eşim ne diyor? Eşim yani... Sessiz biri mi? Sessiz. Hep öyle, otomatik. Ya klişe. Pek şansı olmuyor. Öyle olmalı ya, başka bir şansı yok kadın. Peki. Ama o halinden memnun tabii. Tabii ama bugün bakalım eşin sana ah ne yaptın be Fatma, bir puanla mı kaybedecektin mi diyecek. Olabilir. Yoksa olabilir. Tebrikler çünkü mi diyecek. Çünkü arkadaşlarımın adaletsizliği yüzünden. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence bu haftanın en hakkaniyetli puanlarını ben verdim. Sadece Gülay Hanım'ın gününde Halil Bey'den farklı bir puan vererek 5 puan verdim. Bunu söylemek istiyorum gerçekten. Seyirciler de bunu zaten takdir edecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen hakkaniyetli puan mı verdin? Evet. Düşünüyorsun? Herkes gerçekten bunu yorumluyor. Yani Metin Bey hakkaniyetli puan verdi. Benim puanım nerede peki? Ne oldu? Sen boğulan biri var. Dikkat, yardım edin. Gerçekten yani. Öznur hep böyle yani bir şeyler yapıyor. Sonra hayır, kusura bakmayın şöyle oldu. Puan vermiyor. Yani 5 verilmediydi bugün kim şey. Kusura bakmayın demedim. Yani senin puanların da çok doğru değildi aslında Öznur. Sen hep yanlış puanlama yaptın. Bence en doğru puan gerçekten benimkiydi yani. Halil güzel puanlar geldi. Ama bir puan farkı var zaten. Hayır, Halil Bey de yanlış puanla kaybediyor işte insanlar. Ne yaptıklarını bilmiyor. O 8'den bahsediyorsan evet ama diğerleri gene hani diğer yarışmacılara oranla biraz daha iyiydi. Kötünün iyisi diyelim o zaman. Peki ve geldik birincimize. Bu haftanın şampiyonu tam 15.000 TL'nin sahibi Metin mi yoksa Fatma mı oluyor? Aralarında sadece bir puan fark var. Hep söylediğim gibi yine maalesef haklı çıktım. Çünkü diyorum ki verdiğiniz veyahut vermediğiniz bir puan kültür sonuçlara sebep oluyor. Bu hafta da onlardan birini yaşıyoruz. Ve geldik birincimize. Bu haftanın şampiyonu tam 15.000 TL'nin sahibi Metin mi yoksa Fatma mı oluyor? Aralarında sadece bir puan fark var. Hep söylediğim gibi yine maalesef haklı çıktım. Çünkü diyorum ki verdiğiniz veyahut vermediğiniz bir puan kültür sonuçlara sebep oluyor. Bu hafta da onlardan birini yaşıyoruz. Ve haftanın birincisi bir puan farkla tebrikler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür evet, ederim. Evet 15.000 TL'ni hemen al güle güle harca. Gerçekten de güzel yemekler yaptın. Eline sağlık. Risk aldın. Hepimiz de takdir ettik. Tabii ki olmayan şeyler de vardı ama sen bu 15.000 TL'yi 34 puanla kazandın. Bunun 26'sı diğer rakiplerine ait. Ben sana bu hafta en yüksek puanı 8 puan vermişim. Teşekkür ederim. Eline emeğin sağlık. Sizden aldığım puanla kadar ay, çok daha yüksek verirdim çok tabii ki. Bir de salatamdan kırdım. Evet. Eline emeğine sağlık. Gelelim Metin'e en yakın rakibinde. Kıl payı farkla kaçırdı sevgili evet, Metin. Evet.
27 puan aldın. Aslında Fatma yüksek puan ama ben sana 6 puan verdim. 33 evet. puanla maalesef ana yemeğinde ve diğer yemeklerde ciddi sorunlar vardı. Keşke böyle olmasaydı ama senin de eline emeğine sağlık. Çok tatlısın. Sağ ol. Sana ve ailene mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Seni de tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ve sevgili efendim söyleyeceğim. Harikasınız gerçekten. Buraya o kadar çok hazırlandım. O kadar çok emek verdim ki. Farkındayız. Anlatamam. Evet. Ekibe de bayıldım. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten. Böyle bir platformda olduğum için de çok biz çok de mutluyum. Eline emeğine çok, sağlık. Çok çok mutluyum gerçekten. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ve herkese. Sevgili izleyenler, bu haftalık da bizden bu kadar. Hem ekibime hem yarışmacılarıma bir alkış rica ediyorum. Ve diyorum ki pazartesi tekrar TV8 ekranında buluşalım. Ve Metin sana kolay gelsin. 2 saat Fatma ile gidecek alkışlar.